Didim Cemevi Bahçesi'nde 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden Elif Kanlıoğlu anısına çocuklar için park kuruldu. Açılış öncesinde Ankara katliamında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Faşizme karşı omuz omuza! Elif Kanlıoğlu Barış Parkı adı verilen parkın açılışında konuşan Elif'in anne ve babası kızlarının verdiği mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Kürtlerin özgürlük talebi vardı. Emekçilerin ekonomik talepleri vardı. Kadınların erkek egemen toplumdan kurtulup özgür bir birey olarak yaşama talepleri vardı. Benim kızım gibi gençlerin ellerinden alınan gelecekleri geri isteme gibi bir talepleri vardı. Ama bu talepleri öne çıkarmanın yolu da ülkede barış olmadan olmayacağını bilen yüz binler Ankara'da önce barış, sonra kendi taleplerini dile getirmek için oradaydılar. Ve bu saldırı bunların hepsine birden yapıldı. Yani ülkenin tamamına, insanlığa yapılan bir saldırıdır. Ama insanlarımızın hala bu duyarlılığının devam etmesi bizim acılarımızı hafifletiyor. Benim için çok onurlu, çok mutlu, çok gururlu bir durum. Kızımın yaşaması yani anlatılamaz bir duygu. Ben de eşimin dediği gibi kızımın bıraktığı yerden daha hızlı, daha yürekli, daha hedefli bir şekilde yürümek istiyorum. Didim Cemevi Derneği'ndeki törene Emek Partisi MYK üyesi Levent Tüzel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Didim Cemevi Dernek Başkanı Hüseyin İlhan ve çok sayıda kitle örgütü temsilcisi katıldı. İnsanoğlu çağlar boyu peşinde koştuğu iki kavram vardır. Adalet ve eşitlik. Adalet ve eşitliğin olmadığı yerde barış da sağlanamaz. Biz gençlerimizi kaybettikten sonra isimlerini bu şekilde parklara, başka yerlere vermek istemiyoruz. Ülkemize kazandırdıkları başarıların neticesinde vermek istiyoruz. Bunun için barış lazım, bunun için birlik lazım. Bugün 2 Temmuz'da 23 yıl sonra hemen her yerde Sivas Madımak anmalarının olduğu her yerde hepimizin söylediği ortak bir şey var. Bugün ülkeyi yönetenler aynı insanlarımızı, aydınlarımızı, canlarımızı yakan, acımasızca katleden geleneğin devamcılarıdır. Bugün onlar aynı şekilde bu ülkeyi baskıyla, korkuyla, güvencemizi, yaşam güvencemizi, iş güvencemizi, gelecek güvencemizi ortadan kaldırarak bu ülkeyi yönetmek istiyorlar. Bedelleri ve geride bıraktıkları acı da ortada. Buna izin vermeyeceğiz. Buna artık bir dur demenin zamanı, bir araya gelmek, gücümüzü birleştirmek, İrademizi, kararımızı ortaklaştırıp faşizme de, savaşa da, gericiliğe de, bu insanlık düşmanı siyasete artık son vermenin zamanıdır. Bunun için hep birlikte olalım.